أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 23. sözden imanın binler mehasininden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, iman, nur-u iman ile insan nur-u iman ile Allah iyiliğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. İman, iman ile insan Allah iyiliğine çıkıyor. Allah iyiliği nedir şey Mustafa? Ne mesela, nasıl anlarsın? En zahir abi, en yüksek, insaniyetin en yüksek mertebesine çıkıyor. Şimdi böyle ben bir iman ettim diye kenara koyup meseleyi, kendine yatırım yapmasam o bu asırda uyman yetmiyor. Yetmiyor çünkü fırtınalar esiyor. Yani nice insanlar batıyor. Öyle acayip bir şey ki hiç affetmiyor. Çünkü kainatta Allah'ın adet ilahisi herkese aynı şekilde tecelli ediyor. İstisna yok. Peygamber dahi yukarıdan düşse çakılıyor. Peygamber dahi zelle yapsa bile yakalanıyor. Peygamberlerin hayatlarında bunlar bazen oluyor. İnsan nuru iman ile. İman da böyle bize bakkaldan şeker alır gibi gelmiyor. Kendimize yatırım yapacağız. Kendimize yatırım yapmaya ait ben size bir ölçü vereceğim. Onu mutlaka ciddi almamız lazım. Muhakemat 49. Yoksa asır fırtınalarıyla esiyor. Kendinizi güvende zannetmeyin. Nice insanlar batıyor. O batanlar zındık değildi. Hepsi de büyük adamdı. Ama en büyük safları şu oldu. Bana bir şey olmaz zannettiler. Ölçüyü bıraktılar. Kendilerine ölçü yaptılar. Etrafındaki insanlar da pofofladı, yalakalar. İnsanları uçurdular. Ondan sonra tepe takla gitti. Ölçü şu. 49. Cidden dikkate alın şurayı. Bizim Müslümanların bir şey doğrudur, yanlıştır ölçümüz nedir? Edile-i şeriyedir. Edile ne demek? Edile-i şeri. Şeri, dört temel ölçü. Neydi? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ustad da diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurmadan almayınız. Tamam mı? Şimdi ustad kendi söylediğinde buna havale ediyor. Aslında asın imamı da beş bir tane. Asın imamının ölçüsü de ölçüdür. Ama ustad tamamen hiç şey olmasın diye edile-i şeriye kanaat ediyor. Onu bizim dünyamızda şöyle bilinebilir. Edile-i nuriye. Yani nurun dört veri tabanına sözlerimizi, hareketlerimizi, tarafkirliğimizi nerede olmamız gerektiğini şu ölçülerle belirleyebilirsin. İnsaf olursan gösterir sana. Nerede olman gerekiyorsa bak. Diğerleri zandır, vehimidir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama doğru olduğunu sana kim söylüyor? Bak, bir, lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Lüb ne? Öz. Özü bulmayan
Kışır ile meşgul olur. Yani cebinizin içini bilmeyen kabuğuyla meşgul olur. Yani öz şir'idir, itikattır. İtikatlarımızdır. Haramlar helallarımızdır. Bu. O zaman bir şey helalsa helaldir, kişiye göre değişmez. Haramsa haramdır, kişiye göre değişmez. Adam o zaman dese ki şunu yapmak, şu haramı yapmak hizmettir derse hizmettir. Bu bitti. Eğer sen buradan taviz verirsen senin zaten işin bitti. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Haram helalın dışında başka bir kavram yok. O zaman bir her şey mübahtır. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Zanlar böyle bir şeyler, uçurtmalar koyar. Olacakmış da olacak şey olacak. Hakikati tanımayan, hakikat nedir? Hasan'ın dediği değil. Hasan buraya ifade ediyorsa hakikattır. Esma'nın, Esma yoluyla müsemmayı bulmak var ya, yani edile-i şer'inin tarif etmiş olduğu kitap ve sünnet ve icmağın ortaya koyduğu ve asıl imamının ifade ettiği ve esma ile realitesi olan, hakikati tanımayan hayalata sapar. Böyle bir sürü kurgulama yaparlar size, hayal koyarlar. Ha geldik, ha geleceğiz, ha bilmem ne oldu. Bir sürü şeyler. Ya kardeşim, bedihi bir şey varken, bedihi bir şey ortadayken, onu hiç kale almadan sanal düşüncelerimizi kurgulayıp doğru zannetmek, ticarette de öyledir. Realite var, bu kırıkanın bir potansiyeli var. Burada uçak parçası satılmaz kardeşim. Hani derler ya, körler çarşısında ayna satılmaz. Biz Müslümanız ya, Müslümanın hakikati bellidir. Nedir? Sünnet-i seniyedeki davranışlardır. Üç, sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Sırat-ı müstakimi göremeyen kim ama? Kim olursa olsun. Ya ifrattır ya tefrit. Batak. Sırat-ı müstakim. Ki her namazda Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'yı okurken ya Rab ilmimizi artır demiyoruz. Her namazda ihdina sırat-ı müstakim. Ya Rabbi sırat-ı müstakim üzerine bizi kaymeyle, nasip eyle, ayırma, koy. Hidayet et yani ihdine. Neyin üzerine hidayet eyle? Sırat-ı müstakim. Hani ilmin kıblesi ihdine sırat-ı müstakim, yani sadakattır. İlmin kıblesi hedefi yoksa ilim batıldır, dalalete hizmet eder. İnnemâ utûtu alâ ilmi. Karun da öyle yaptı, ilmiyle dalalete gitti. Alimlerin dalaleti ilimle olmuş. Cahillerin dalaleti cehaletle olmuş. Yani ilimle dalalet olur mu? Yudullihi bi kesir ama ehdihi bi kesira. Kur'an-ı Kerim'de işaret-i cazda geçiyor bu ayet. Ben diyor Allah bu ayetle diyor o sinep misalini getiriyor. Çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete götürürüm diyor. Kimisi bu ayete der ki ve Allah kim ya, sinekle muhatap olmuş, dalalete gidiyor. Kimisi o sinek sanat mucizesi olarak o şeyle hayatımızı sorgulayıp ve vasıta ve vesile olmak, aynı olma noktasında vesile olur. Demek ki sırat-ı müstakimi tanımayan ifrat ve tefrite düşer. Dört, edile-i şer'in dört. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldatır ve aldanır. Muvazene, elime bakın. Vezin, kantar. Kantar olmayanlar ve mizansız, yani ölçüsü olmayanlar. Yani kantarı yok ve metresi yok. Ne yaparmış bu? Çok aldanırmış, virgül, aldatırmış. Çünkü niye? Estiği gibi konuşuyor, bir hakikata uymuyor. Bir kaynak yok. Şer'i delilleri bile alt üst ediyor. Oysa sari ifadeler tevil edilmez. Sari ifadeler tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey olmaz. Zannediyoruz ki biz bana bir şey olmaz. Bir daha tekrar ediyorum, 3 defa olsun.
En büyük tehlike bana bir şey olmaz zannediyorsun. Arkadaşlar, sen batsan ne olur, batmasan ne olur bir başkasına? Sana olur. Kendini tehlikesiz zannetme. Ben eminim ölünceye kadar bu tenden, bedenden ruh çıkana kadar imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Hiç kimse bunun dışında değil. Kendini emin zannetme. Bu iman meselesi şaka değil. Bütün peygamberlerin ben şeyini okudum böyle, ortak duasını diye şöyle bir 200-300 sayfalık bir kitap Osmanlıca. Orada bazı yerlerini okudum. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam varılabildiği kadar, işte ulema ne kadar varmışsa keşifle ortaya çıkarttı vesaire. Peygamberlerin ortak duası şuydu, orada gördüğüm o. O ne istedi, o ne istedi diye. Şunu istiyorlardı. Allah'ım imansız kabre sokma. İmanı kaybettikten sonra, şu toprağa girdikten sonra bütün dünya senin olsa ne olur? Onun için imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. İyi bir vekil bulamasak batar gideriz. Sakın böyle naza çekmeyin. Başkasından kendinize ilgilenmesini beklemeyin. Kendinize kendiniz yatırım yapacaksınız. Kendinize kendiniz sahip çıkın. Kendinizi güvende zannetmeyin. Hiçbir peygamber güvende zannetmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağı şişmiş namaz kılmaktan. Korkudan gözleri şişmiş ağlamaktan. Yani biz o kadar emin değiliz. Hele hele ortaya çıkan yanlışların peşine koşacak zamanımız yok. Bir psikoloji dersinde almaya da dedim ki, o çok hoşuna gitti konsolosluğun, din ateşesinin. Arkadaşlar dedim, bir yanlış iki defa yapmaya gerek yoktur. Çünkü yapılacak daha o kadar yanlışlar var ki, bir yanlışı bir defa yapın, bir daha yapmayın. Yanlış istiyorsan bir sürü yanlış var, onu da yaparsın. Yani bir daha yanlışı yapmaya zamanımız yok. Çünkü çok yanlış yapma ihtimalimiz var zaten. Yani çok semer vurdular bize. Sen eşek olursan semer vuran çok olur. Naza kendini çekme. Yani istikametten ayrılmamak gerekiyor. Doğru insanlarla doğru yerde olursak doğruyu buluruz. Bakın, yanlış insanların yanında yanlış yerde doğru bulmak ihtimali var. Suyun içine giriyorsun, ıslanmak istemiyorsun. Ağzına şeker almışsın, tat almak istemiyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözünü naklettim çaktırmadan. Nedir biliyor musun? Demişler ki efendim iyi olmak istiyoruz. Ben bir insanın iyi olması hakkında bir sürü konuşurum. O bir cümle söylemiş. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Bazılar da şöyle zannediyor. Çünkü ben çok dolaştığım için. Yani aklınız durur. Bir gün Almanya'dayım. Ya şu mesela, dün Urfa'daydım. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Daha önce Bursa'daydım. Daha önce Yunanistan'daydım. Daha önce Almanya'daydım. Yarın Adıyaman'da olacağım akşama. Öbürsü şeyde Malatya'dayım. Sonra İstanbul'da. Gün ya. Niçin bunu söyledim? Bazılar şöyle zannediyor ve hissediyor. Abi bana ders yapıyor. Sen o kadar mühim değilsin. Sana ders yapacak kadar benim zamanım yok. Onu kafandan çıkar bir kere. Sana ders yapmıyorum. Abi bana ders yapıyor, bana eşittiriyor. Keşke sana eşittirsem ama zamanım yok. Çünkü cemaatla ve kendimle meşgul olmaktan zamanım yok. Ha sana isabet ediyorsa Allah'a şükret. İstikametten Cenab-ı Hak ayırmasın. İmanla ayırmasın. Cemaatin halis ve istikametli hakikatlarından ayırmasın. Yoksa hiç kimse bu fırtınada görüyorsunuz. Kimse tutunamıyor. Öyle fırtınalar estiriyorlar ki ben münafı öyle kitaplarda anlatılmış, öyle acayip tavsif edilmiş ki ben münafı beş ayaklı biliyordum. Sekiz kafalı biliyordum, onun için tanıyamıyordum. Meğer münafık iki ayaklıymış, iki kolu varmış bizim gibiymiş. Ve bizim içimdeymiş. Kafir karşıdaymış. Kafir bizim içimizde değil. Buraya münafık girer, kafir girmez. Kafir giremez çünkü ruh müsaade etmez. Çekip gider. Münafık aramızda olabiliyor. Kendimi güveneceğim. Peki nedir o? Cümle şudur. Bir, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar.
sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, virgül aldatır. Peki bedeli nedir? Allah kimsenin başına vermesin. Kabre girdiğimiz zaman o. Cümleyi okuyayım, keseyim çünkü zaman şey. İnsan nuru iman ile Allah iyiliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfür ile esfeli safiline düşer. Zannetmeyin ki bunun bedeli ahirettedir. Cehennemin cehennemi var. Allah'ın anlattığı Kur'an'dan beter cehennem var. Dünyada ruhta var diyor üstad. Onu inşallah başka zaman yaparız. 7 tane sıfat var. Cehennemin cehennemi insanın ruhunda. İşte ahirette olan bir amelin veya itikadın mükafat ve cezası dünyada da var. Küfür ise bak ne hale geliyor. Esfeli safiline, cehenneme eğil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı Sani Zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Yani iman insanı Allah'a bağ yapıyor. Allah'a taşıyor. Şöyle bir şey diyeyim. Şimdi dışarıdan güneş geliyor. Camımızda perde var. İçeriye güneş girmez. Güneşten kasıt, aşağı anlatmak için söylüyorum. Güneşten kasıt Allah. Güneşten gelen şua var ya, ışınlar, hidayet. Camı açar, içeriye güneş girerse iman. Hidayeti onaylarsam iman. Onaylamasam geri gider ışınlar. Peki iman, iman bizi Allah'a taşıyor. İman bir intisaptır, iman bir kuvvettir, iman bir nurdur, realitedir, mahluktur, vardır. Bir anlayış, seziş değil. Varlıktır, realitedir. Ben bunu nasıl kaldırıyorsam, iman da ruhunuzu böyle kaldırıyor, mahluktur, vardır. Hakikati mahluktur, mahiyeti mahluk değil. Onun için iman bir, şöyle diyeyim, gençler çok olduğu için pozitif enerjidir iman. Ruhu sarmalayan, canlı tutan, ruh motorunu, benzini olan imandır. Yani Kur'an okuyorsunuz, imanınız artıyor. Ne demek? Sevabınız artıyor. Daha ne demek? Ruhta pozitif enerji oluyor. Pozitif enerji dünyada. Dindeki kitaptaki karşılığı sevap. Aynı şey kabirde nur ve gıda, aynı şey haşir meydanda sennet ve berrat, aynı şey sırat köprüsünde burak, aynı şey de cennete girmek, aynı şey cennete rüyet olmak. Aynı şey yap. İman böyle bir hakikate sahip. Sonra, öyleyse insan iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. O zaman iman girdi mi insanda ortaya çıkan özelliklerle insan değer alıyor. Yoksa şu memlekette o kadar firavunlar, valimler gelmiş ki hiçbirisinin adı sanı yok. Zengin dahi olsa, haşa, firavun dahi olsa onları geçemeyiz. Kur'an'da geçen veya peygamber kısımlarında geçen Nemrut, firavunları geçemeyiz. Zenginleri de geçemeyiz. Tamam. Aynen bunun gibi. Ama öyle kamil insanlar var ki hem bu alemde hem öteki alemde kendileri insanlara rehber ve sultan olmuş. Abi bir tanesi Beyazıt-ı Bestami'di. Beyazıt-ı Bestami zamanı hazretlerinde burada yaşayan nece zenginler vardı. Neredeler? Atlarında bilen yok. Ama bak şu anda diyoruz ki, değil mi Ömer abi? Ya Rab şefaatine mazhar eyle. Bize himmet eyle. Himmetlerini eksik etme. Gidince bile rahatlıyoruz. Bakıyor musun? Bunlar bu hale nasıl geldi? İmanlarını arttırdılar. İmanlarına yatırım yaptılar. Çıplak değildik, onların da karnını da doymuştu. Yani sırf bu hayatı esas almadılar. Küfür o nispeti kat eder. Yani küfür Allah ile bağımızı keser. Yani baz istasyonu yok. Cep telefonuyla ben İstanbul'da nasıl görüşeceğim? Telefonumla baz istasyon, baz istasyon uydu, uydu İstanbul'a. Yani adeta o iman, haşa Allah'a örnek uydu, baz istasyonuna hidayet, gelen sinyal iman. Telefon kutusu da beden, bedenin telefondaki enerji de hayat, telefon içindeki program ruh, kart iman.
Kart telefon numarası imanınızın seviyesi. Bazı istasyonunda bağ olması hidayetin gidip geldiğini gösteriyor. Bazen iki diş çıkıyor. Bazen bir diş çıkıyor. Bazen şöyle diyor. Cenab-ı Hak 70 defa kulunun kalbine geliyor değil mi? Yani yok şey yapıyor. Onu anlatmıştım böyle. Allah kulunun kalbine geliyor. Kulunun kalbi şöyle diyor. Ya Rabbi, kulun şu anda meşgul. Seninle görüşemez. Başka bir gene arıyor Cenab-ı Hak. Telefon ediyor. Ya Rabbi, kulun kapsama alanının dışında ulaşılamıyor. Başka zaman, ya Rab telefonu kapalı. Aynı öyle oluyor. Yetersiz bakiye diyor. Bazen yetersiz bakiye. Allah. Bazen evet. Yetersiz bakiye. Telefon geliyor ama onaylayamıyorsun. O kattan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zaile hem muvakkat bir hayat hayvanı olduğuna kıymeti çükmünedir. Eğer iman yoksa insan değeri madde itibariyledir. Ben 1986'da okumuştum bir dergide. Zafer mi neydi? O zaman biz şeydik ilgimizi çekmiştik. 1986'da insanın değeri 56 liraymış. 7 tane çivi yapabilecek kadar demir, bir tavuk kümesini badana yapabilecek kadar kireç, 27 tane kirbitin başını kükürtle kaplayacak kadar kükürt, işte bunlar böyle, işte 1,5 kalıp sabun, ondan sonra topladıkları zaman 1986'da 56 liraydı, şimdi olsun 5 milyar olsun. Değerin madde itibariyle öyle. Ama bu kadar parayı da bile versen gömülemez. Bir kere mezarda gömülürken hocaların aldığı para bile senin paran yetmez. Kefen parası, gömülme parası, mezar parası değil. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavatı.